Sayın Miray Hamzaoğulları, buyurun kürsüye. Hitap edin Yüce Meclisimize. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Süreniz 15 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Şimdi İskele ilçesi 3 bölgeden oluşur. 1 İskele Merkez, 2 Orta Karpaz, 3 Karpaz şeklinde. Orta Karpaz ve atama hükümet dedik. Niye dedik? Çünkü Memecik Belediyesi'ne 9/1/2023 tarihinde bir dilekçe verdik ve bugüne kadar yazılı soru sormamıza rağmen bugüne kadar cevap alamadık. Hem bu konuyu buradan dikkate getirmek hem de bu soruların cevaplarını en erken bir zamanda almadığımız takdirde iyi idare yasası aldığı altında mahkemeye taşıyacağımızı, dolayısıyla bu konuyla alakalı da bir milim geri adım atmayacağımızın altını çizmek için buradan bu soruyu yeniden gündeme getirmek istedim Sayın Başkan. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Belediye Başkanlığı. Konu 16 Aralık 2022 tarihinde dönemin Büyükkonuk Belediyesi'ne yapılan takriben 3 milyon TL tutarındaki ödeme hakkında. 25 Aralık 2022 yerel seçimler öncesinde Büyükkonuk Belediyesi olarak kamu tüzel kişiliğine sahip olan belediyeye takriben 16 Aralık 2022 tarihinde 3 milyon TL giriş yapıldığı ve veya personel ödemesi yapıldığı bilgimizdedir. Bu gerçek ışığında aşağıdaki soruların tarafınızdan belgeleriyle yanıtlanmasını rica ederiz. Bu rakamın ilgili tarihte kim veya hangi kurum tarafından transfer edildiği, bu rakamın borçlanma olup olmadığı, borçlanma ise belediye meclisi kararı ile bakanlar kurul kararı var mı? Hibe ise kim tarafından hibe edildiği, hibe ise hibenin kabulüyle ilgili belediye meclis kararı var mı? Aktarılan tam rakam ne kadardır? Aktarılan rakam kalem kalem harcamaları nelerdir? CTP Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Olgun Kahyaoğlu, Yusuf Kandilli, Alparslan Kılıç, Ali Bostuna tarafından yazılı olarak sunulan bu sorumuza maalesef Mehmetçik Belediyesi 9/1/2023'te teslim aldığı bu dilekçenin cevabını henüz vermemiştir. Yine çok yakın zamanda yazılı soru olarak milletvekilimiz Ürün Solyalı tarafından 2 Mayıs 2023 tarihinde sorulmuş olan bir soru var. Buna da cevap almadık henüz ama bir ay zaman düşünüldüğünde 2 Haziran'a kadar süresi var henüz. Ama buradan da halkın bilgisine getirmek istiyoruz. 2 Mayıs 2023 Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lefkoşa. Aşağıdaki yazılı sorumu iç tüzüğün 101. maddesi uyarınca sunar, başbakan veya ilgili bakan tarafından yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 25 Aralık 2022 yerel seçimleri öncesinde Büyükkonuk Belediyesi'ne 3 milyon TL para aktarıldı mı? Bu paradan personel ödemesi yapıldı mı? Böyle bir para aktarılmışsa bu para kim ve veya hangi kurum tarafından transfer edildi? Bu para aktarma bir borçlanma işlemi olarak mı yapıldı? Eğer öyleyse belediye meclis kararı ile bakanlar kurul kararı var mı? Hibe ise kim tarafından hibe edildi? Hibenin kabulü ile ilgili belediye meclisi kararı var mı? Aktarılan tam para miktarı ne kadardır? Kalem kalem harcamaları nelerdir? Ürün Solyalı CTP Lefkoşa Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Orta Karpaz'da sıkıntı iş bitmez. Biteceği de yok. Niye bitmez, niye biteceği yoktur? Onu da söyleyeyim, altını çizeyim. Orta Karpaz, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile birleşirken, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile birleşirken, iki köy Mehmetçik Belediyesi'ne aktarıldı, dört köy İskele
Belediyesi'ne aktarıldı. Peki bu burada çalışan Büyükkonuk Belediye işçileri niye Mehmetçik Belediyesi'ndedir ve bu dört tane köyün çalışanları İskele Belediyesi'nde değildir? Dolayısıyla bu konunun gerçekten bir an önce çözülmesi gerektiğine inanmaktayım. Nasıl yaparsınız? Bakanlar kurul kararı mı yaparsınız? Yasaya mı koyarsınız? Alışkınsınız gerçi Sayın Arıklı. Yasa gücünde kararname de çıkarıp getirebilirsiniz. Ama bu soruna erken çözüm bulmak zorundasınız. Çünkü Mehmetçik Belediyesi en küçük 3 tane belediyeden bir tanesidir ve batacak. Ve batacak. Tabii ki bunun devamında şunu söyleyeyim. Şimdi Büyükkonuk'la 7 konuk Mehmetçik Belediyesi'ne bağlandığı için ve imar planı gerçekleştirmiştir bir önceki belediye başkanımız Cemil Sarıçizmeli. Şimdi bu 2 tane köyde imar planı mevcut değil. Şu anki belediye başkanımız bu konulardan anlar mı, ileriye taşıyacak mı, oraları da imar planı adı altında çözecek mi emin değiliz. 100 gün geçti. Yani şimdi hani dersiniz ya eleştirmeyin bizi. Tamam eleştirmeyiz. Eleştirmeyiz ama 100 gün değil tam tamına 170 kusur gün geçti. Dolayısıyla bütün bu sorunlar vardır ve cevap bekler ve hızlı bir şekilde sorunların çözülmesi gerektiğine inanmaktayım. Yine bu orta karpazda hep söyledim, iskele patladı zaten. İskele merkez her yönüyle patladı. Devlet daireleri tam teşekküllü değildir oralarda. Geçtim onu. İmar planı gitti geldi. Rantçılar sağ olsun. Kimlerse kimler bilemem. Çok da merak ettiğimden değil. Ama soruna çözüm bulunması gerekir. 3, arıtma tesisi kurulması gerekir. 4, devlet daha güçlü olması gerekir. Oralarda 5, eğitim. Evet, eğitim oralarda çok yönlü değişkenlik söz konusudur. Nasıl, ne var? En az 200 öğrencimiz Türkçe okuma yazma bilmez. Bir kolejimiz var, Zor Topuz Okulu'nu yaptık. Bekirpaşa Lisesi'nden ayırdık. Bekirpaşa Lisesi yine patladı. Niye patladı? Çünkü buradaki mevcut otellerde, mevcut yerleşim yerlerine hem gelen insanlar hem de oralarda çalışmaya giden insanlar oralara yerleştiklerinden Bekirpaşa Lisesi'nde ciddi bağlamda bir büyük nüfus vardır. Dolayısıyla biz tabii bununla alakalı Sayın Milli Eğitim Bakanlığı'nı daha önce uyardıydık. Şimdi oraya da geleceğim ama oraya gelmeden evvel şunun da altını çizeyim. İskele Vakıflar Koleji'ne biraz önce de söylediğim gibi Geçitkale tarafından, Mausa tarafından, Yeni Boğaziçi Mormenekşe tarafından öğrenciler gelmektedir. Karpaz istikametinde öğrenci sayıları ise her gün azalmaktadır. Bu da oralarda verilen eğitimin doğru olmadığı inancındayım. Bir vekil olarak bunları söylerken hiç çekincem de yok bu konuyla alakalı. Dolayısıyla Sayın Bakan, değerli vekiller, Sayın Başkan, Orta Karpaz'da hep bir önerimiz olmuştur. Mehmetçik Ortaokulu'nun peyderpey liseye dönüştürülmesi gerekir. Nasıl? Şöyle ki, hani siz sordunuz ve şu anda Lapta yolunda bu şeyi, toplu taşımacılığı uygulayacaksınız ya, aynı şekilde hani dersiniz ya, öneriniz nedir? Önerimiz vardır. Önce hazırlık sınıflarını yaparsınız, orta 3 çocukları hazırlığa koyarsınız. Gelecek sene lise 1 sınıflarını yaparsınız. Yani her yıl 3 tane, 2 tane sınıf yaparak Mehmetçik Ortaokulu'nu liseye dönüştürürsünüz. Ve bu arada orada o bölgede olan
Çayırova İlkokulu, Konuklar İlkokulu, Galatya İlkokulu ve Kumyalı İlkokulu'nun toplam öğrenci sayısı eşittir Erenköy Lisesi'ne. Nasıl diyeceksiniz? 5 sınıf vardır ilkokullarda, bir de ana sınıf var, 6 sınıf. Ancak 4 yaşta var olduğunda tabii onu çok yerlerde, bu bölgelerde uygulayamıyoruz. Ancak lise 7 yılla çarpacaksınız. Yani o bölgedeki ilkokulları toplam, ilkokulların toplam öğrenci sayısını 5'e böleceksiniz, 7 ile çarpacaksınız. O zaman eşittir rakam Mehmetçik, kurulacak olan Mehmetçik Lisesi'nin müdavimleri ve çocukları olarak devam edecekler. Bu neyi yaratacak, neyi sağlayacak? Eğitimin daha iyi alınmasını sağlanacak. Bu neyi sağlayacak? İskele merkezin hafiflemesini sağlayacak. Dolayısıyla Mehmetçik, Büyükkonuk Belediyesi'ne bağlı köyler ve veya benim tabirimle ki öyle anılması gerekir gelecek olan hükümetler tarafından da, orası bir orta karpaz olarak anılsın, anılmaktadır, anılması gerekir. Çünkü iskele patladıktan sonra rantçıların çoğalacağı yer neresidir? Bafra Turizm Kenti. Bafra Turizm Kenti kime bağlıdır? Mehmetçik Belediyesi'ne bağlıdır. Dolayısıyla iskelede var olan sorunlar çok değil Sayın Arıklı. Burada olur musunuz, olmaz mıyız? Bilemem. Ama 3 yıl sonra Mehmetçik Belediyesi'ne bağlı yerlerde iskelenin akıbetine giden bir yol güzergahında devam edeceği inancındayım. Dolayısıyla şimdiden bazı önlemlerin alınması gerektiğini, bu imar planının Büyükkonuk ve Mehmetçik, Büyükkonuk ve Yedikonuk köylerinin de imar planına dahil edilmesini, aksi takdirde dağın o bir tarafında kalan ve Mehmetçik ve Büyükkonuk köylerine bağlı arazilerin ki Mehmetçik Belediyesi'ne bağlı olarak devamlılığı söz konusudur, oralarda ciddi patlamalar olacak. Bu da oradaki insanlara, geleceğe ve bize ve hepimize rahatsızlık verecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. Güncel konuşmalarda başka söz isteyen yazılıp da söz isteyen var mı? Yok. Sayın milletvekilleri, şimdi 7. kısma, sorular kısmına geçiyoruz. Ancak sözlü sorular ve cevap verecek olanlar bulunmadığından sözlü sorusu olan var mı? Sayın Biray Hamzaoğulları, buyurun kürsüye. Buyurun kürsüye Sayın Biray Hamzaoğulları. Buyurun sorun. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na aşağıdaki sözlü sorumun başbakan veya ilgili bakan tarafından yanıtlanmasını rica eder, saygılar sunarım. 25 Aralık 2022 yerel seçimler öncesinde Büyükkonuk Belediyesi'ne 3 milyon TL para aktarıldı mı? Bu paradan personel ödemesi yapıldı mı? Böyle bir para aktarılmışsa bu para kim ve veya hangi kurum tarafından transfer edildi? Bu para aktarma bir borçlanma işlemi olarak mı yapıldı? Eğer öyleyse belediye meclis kararı ile bakanlar kurulu kararı var mı? Hibe ise kim tarafından hibe edildi? Hibenin kabulüyle ilgili belediye meclisi kararı var mı? Aktarılan tam para miktarı ne kadardır? Kalem kalem harcamaları nelerdir? Biray Hamzaoğulları, Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili.